Buyurun. Son oda da burası. Buradan kalenin manzarası göründüğü için çoğunlukla burası dinlenmek ya da misafir ağırlamak için kullanılırdı. Bu koca kale sizin. Siz nasıl dilerseniz öyle düzenlenecek. İyiyim ana. Nefes nefese kaldın. Artık bebi bakıversin. Ne olacak? Lüzum yok kızım. Geçti bak. İyiyim. İhtiyarladık artık. Olacak bu kadar. Hayır be kızım. Buyur ana. Gelin. Dündar, ağabeyin yanına geri dönsün. Bütün kardeşler bir arada tutasın. Aralarına fitne girmesin. Dikkat edesin. O nasıl söz ana? Allah seni başımızdan eksik etmesin, deme öyle şeyler. Hatun, Ertuğrul Bey Martuk Bey ile beraber mahzindeki evraklara bakmanı buyurdu. Müsaadenizle. Kendinize lütfen dikkat edin Hayman'a. Sağ ol kızım. Eksik olmayasın. Thank you.
Ares. Titan. Seni beklerken Ertuğrul çıkageldi. Senin beceriksizliğin yüzünden kaleyi kaybettik. Gecidin başına koyduğun adamdan uyanık olsaydı sen de ben de bu halde olmazdık. Beceriksizliğini sakın üzerinden atmaya kalkma. Senin yüzünden bu haldeyiz. Yaralısın. Yaram mühim değil. Yaramın canı cehenneme. Sevdiğim kadının ihanetine uğradım. Kalem düştü. Savaşımız daha bitmedi. Önce bir yaranı saralım. Daha savaşımız bitmedi. Daha savaşımız bitmedi. Daha bitmedi. Daha savaşımız bitmedi. Hayırdır Abdurrahman? Ertuğrul Bey'im kimse içeri almayasın dedi. Ben kimse miyim? Müsaade edesin. Halime Sultan, Ertuğrul Bey'imin kesin emridir. Beni zor duruma koymayın. Canımı veririm ancak içeri girmenize müsaade etmem. Neler oluyor içeride Abdurrahman? Bilmem, duymam, görmem. Ey muktedir olan Allah'ım, adaletli ve merhametli Mevla, mahzunum, biçareyim, garibim. Beni bu fani dünyada sensiz eyleme ya Rabbi. Medet eyle, rahmet eyle, yardım eyle. Gönlümü bu tahtın esiri eyleme ya Rabbi. Beni gönlünde makam, mevki hırsı olan kullarından eyleme. Ben yalnız senden merhamet bekler, yalnız sana boyun bükerim. Şeytanın hilelerine beni mağlup eyleme Allah'ım. Dünyayı güzel görüp ahireti unutturma Allah'ım. Bilirim. Zafer sendendir. Bilirim. Kudret sendendir. Bilirim. Şan sendendir. Beni bilmeyen kullarından eyleme ya Rabbi. Beni nankör kullarından eyleme ya Rabbi. Beni şükürsüz kullarından eyleme ya Rabbi. Canım uğruna feda olsun. Neslim yoluna revandır. Yeter ki sen bizi sensiz bırakma ya Rabbi. Thank you.
Hayrola Mariatun? Buldun benim bir belge mi vardır? Yok maalesef. Hepsi sıradan yazışmalar. Artuk Bey. Çok dikkatli inceliyorsunuz. Aradığınız özel bir evrak mı var? Özel bir şey varsa ben de ona göre inceleyeyim evrakları. Aradığımız hususi bir belge yoktur Maria Hatun. Sen aramaya devam edersin. Mühim bir belge bulursan bana oku yeter. Memnuniyetle. Altlar, sualimdir. Bu taş kale mi daha emniyetlidir? Yoksa bizim çadırlar mı? Taş dur emniyet olan Bamsat başım. Çadır dediğin nedir ki? Sizler ne dersiniz altlar? Hak veririz Yunkut'a. Doğrudur. O vakit yazıktır bana. Yazıktır. Sizi kıvama getirmek için bayağı zahmet çekeceği anlaşılan. Alplar! Evvela bir alpın yüreğidir koruna. Aklıdır pusatı. Yüreği olmayana taş ne etsin? Aklı olmayana pusattan ne çare? Taş çadırdan sağlam mıdır diye sordum Bamsalp başım. Söylediklerine sualin arasında uçurumlar vardır. O dediklerini biz de biliriz. Elbet taş keçeden daha emniyetlidir. Lakin keçe çadırda oturanlar kaleye sığınanlara galebe çalmıştır. O vakit taşın kudreti yerle yeksan oldu. Hani taş keçeden sağlam idi. Alplar, hadiseye göre vaziyetler de değişir. Bir alp, sualde gizli olan manayı bilmelidir, sezmelidir. Suretin içinde gizli olan niyeti anlamalıdır. Bunca vakittir biz neden eziyet çekeriz? Beyimizin evladı gündüz neden kaçırıldı? Kardeşim Doğan Alp'i niçin yitirdik? Samsa Alp. Niçin şehit düştü? Düşmanın aklını okuyamadığımız için. Hainin itliğini göremediğimiz için. O yüzden sual deyip geçmeyeceksiniz. Onun altındaki manayı idrak etmeye çalışacaksınız. Şimdi bana görünenin ardındakini gören alp lazımdır. Düşmanın aklını bilen alp gereklidir. Alplar, eğer biz zafiyete düşersek Ertuğrul Bey'imizin yüküne yük katarız. Emir almasını bildiğimiz kadar akıl yürütmesini de bileceğiz. Şimdi her sabah ve her akşam olmak üzere akıl nasıl kıyama kalkar onu belleteceğim size. Dediklerim idrak edildi mi? Emir olmaz başım. Eyvallah. Aklından neler geçer? Önce kaleyi kurtarmamız lazım. Bilecik Tekfur'una haber gönderdim. Elçi gönderecek. İyi bir teklif yapacaklardır.
Ertuğrul'u hala tekliflerini kandırabileceğini mi sanıyorsun? Elbette ki hayır. Ama bundan sonrasında onu öyle zor bir durumda bırakacağım ki... pazarlık esnasında teklif cazip gelebilir. Hazır mısın? Maalesef Ares'i bulamadık. Demek eceli daha gelmemiş Atsız Bey. Eyvallah. Hey gidi günler hey. Köleydik. Kale sahibi olduk Atsız. Allah mülkünü arttırsın. Fetihlerini çoğaltsın. Kudretini daim etsin Ertuğrul Bey. Amin. Eyvallah. Eyvallah var olasın. Yardımın olmayaydı bugünlere kavuşamazdık Atsız. Azmin, sevdan ve hayallerin olmasaydı devlet de senin arkanda durmazdı. Allah senden razı olsun. Allah hepimizden razı olsun. Eyvallah. Aç kapıyı. Hamsalp başım, Bizanslı bir elçi gelmiştir. Ev, ev. Silahları alınsın, beklesinler. Emrin olur Abbaşım. Silahlarınızı teslim edesiniz. Kayı Bey'i Ertuğrul Bey'in kalesine hoş gelmişsiniz. Ertuğrul Bey, Bilecik Tekfur'un teklifini söylemeye geldim. Kimsin sen? Bilecik Tekfur'un komutanı Angelos. İyi, iyi. Şimdi siz burada bekliyorsunuz. Ertuğrul Bey'in müsait olduğu vakit, seni görmek istediği vakit huzura çıkarsın. Dumrul, misafirlerimize şerbet ikram edesin. Emrin olur Abbaşım. Hadi bakalım. Ertuğrul Bey, müsaadenle vazifem burada bitti. İl Bey beni bekler. Eyvallah Atsız. Beyim. De hele Bamsı. Bilecik Tekfur'undan bir elçi gelmiştir. Yeni düşmanımız hayırlı olsun beyim. Eyvallah. Tez vakitte gelsin bakalım.
endamını, suretini görelim de pusatlarımızı ona göre bileyelim. Eyvallah beyim. Bu sefer nasıl bir düşman istersin Turgut? Beni esir almasın da beyim. Nasıl olursa olsun. Gayrı esir olup kurtulmaktan yoruldum. Sen nasıl bir düşman istersin Bamsı? Vallahi beyim, ikide bir aramıza girip nifak saçan düşman istemem ben Gayrı. Eyvallah. Ertuğrul Bey, ya sen... Sen nasıl bir düşman istersin? Çok düşman biçip çok hain def ettik. Bunca mücadeleden sonra düşmanların tabiatına dair kanaatim şudur. Düşman vardır, haktan görünüp çelme takar. Misal Emir Saadet'ti. Bu tür mahlukatların yarası da, acısı da ağır olur. Saçtıkları fitneyi temizlemek güç olur. Diğer düşman keferedir. Bilirsin, tanırsın. Hileleri er geç ortaya çıkar. En tehlikeli düşmansa haktan görünüp kefereyle ittifak edendir. Onun mücadelesi pek çetin olur. Pek yaman olur. Şükür ki bu tür düşmanları da çok def ettik. Lakin kayıplarımız çok oldu. Yeni vakit tüm acılardan ders çıkaracağız. Zafiyetlerimizin üzerine gideceğiz. Anlaşıldı mı? Eyvallah bey. Eyvallah bey. Şimdi çağır gelsin bakalım Bamsı. Eyvallah bey. Ertuğrul denen barbar Türk. Akılla değil, inançla savaşıyor Titan. Bizim de güçlü inancımızla saldırmamız lazım. Gerçekten intikam almak istiyorsak Ertuğrul'un işini tek bir hamlede bitirmeliyiz. Evet. Tek bir hamle. Ama ne? Ertuğrul önce bizim geri çekildiğimizi, ortadan kaybolduğumuzu düşünmeli. Biz de onun en savunmasız olduğu yerde işini bitirmek için hazırlık yapacağız. Kaleye veya obaya sızmamız mümkün değil. Her an saldırmamızı beklediği için Ertuğrul her nevi tedbiri almıştır. Sızabileceğimiz ve Ertuğrul'a tuzak kurabileceğimiz tek bir yer var. Hanlı Pazar. Hanlı Pazar. Ben Komutan Angelos. Size Bilecik Tekfurunun selamlarını getirdim. İyi niyetinin göstergesi olarak size bu beyaz sancağı gönderdi. Daha savaş yeni bitmişken Tekfur'un seni niye buraya gönderdi komutan? Şüphesiz büyük bir zafer kazandınız Ertuğrul Bey. Siz büyük bir savaşçısınız. Ama ben buraya savaş konuşmaya değil, sulh konuşmaya geldim. Buranın Tekfurları da aynı şeyi söylemişlerdi. Umarım sizinki de ona benzemez. Sözü uzatmadan meseleye gireceğim. Sizden Karaceğisihar Kalesi'ni bize teslim etmenizi istiyorum. Karşılığında da çok kazançlı bir teklifimiz var. Karaceğisar ve Bilecik toprakların vergisiyle Tekfur Ares'in kellesi. Bulunduğum bu kale ve çıktığında Bilecik hududuna kadar gördüğüm bütün topraklar şehitlerimizin kanlarıyla ve kılıç hakkıyla alınmış topraklardır. Bize ait olanı bizden almak isterseniz
Evvela bize kılıç çekmeyi, sonra da kan dökmeyi göze alacaksınız. Ertuğrul Bey, ben buraya iyi niyetimle geldim. İkimiz orta yol bulabiliriz. İyi düşün. Bana böyle bir teklifle gelmeni, beni henüz tanımamış olmana bağışlarım. Kendilerine sığınmış tekfuru satan adamların sulhüne itimat eder miyim sanırsın? Ben Ares'in kellesini er ya da geç alacağım. Siz Ares'e arka çıkmayı bırakın ki kelleniz gövdenizde kalsın. Şimdi kalene dön. Tekfuruna söyle iyice düşünsün. Ares'e kol kanat germekle nasıl ateşle oynadığının farkına varsın. Bu teklifinizi de yapılmamış sayarım. Bu söyledikleriniz yeni bir savaşın kapısını aralar. Benim mertçe savaşım sizin namertçe sulhünüzden daha şereflidir. Ben bu topraklara sizin şer yuvalarınızı yıkmaya geldim. Şimdi gidebilirsin. Ertuğrul Bey, bizi Ares'e götürecek adamın ayağımıza geleceğini söylemiştim. Müsaadenle Ares'in izini süreyim. O da son vazifem olsun. Eyvallah. Yanına Alp de alasın atsız. Bu komutanı takip edesin. Bak bakalım Ares'i nereye saklarlar. Bana haber edersin. Eyvallah Ertuğrul Bey. Beyim, atsız kardeş peşinden gitti. Biz ne edeceğiz? Nikea'dan ordu gelene kadar bizi yıpratmak için ellerinden geleni yapacaklar Bamsı. Bize kuracakları tuzakları bertaraf etmek için topyekün tedbir alacağız. Yarın toyda Oğuz beylerine alacak tedbirleri anlatacağım. Bir yandan da iç meselelerimizi halledeceğiz. Hanlı pazardaki tüccarlara toydan sonra geleceğimi haber ettiniz mi? Ettik beyim. İyi. Onlar da yeni nizam dahilinde ne yapacaklarını bilsinler. Obanda vaziyet nedir Turgut? Bahadır'ın obası gelmiş. Benimle görüşmek isterler beyim. İyi o vakit. Tez obana dönesin. Onları otağına davet edesin. Vaziyeti anlat. Sana itaat ederlerse obana yerleşsinler. Yok, itaat etmeyip başlarına buyruk duracaklarsa o vakit başlarına ne geleceğini bilsinler. Buyruk senin bey. Eyvallah. Karacahisar'dan bir ulak geldiği söyleniyor. Ertuğrul'dan mı? Emir Hazretleri, sultanımız sizi bekler. Obalarının huzuru devletimin huzurudur. Doğuya sefer için bu yüzden mi emir verdiniz sultanım? Evet. Her daim
Türk obalarıyla Moğolların karşısına çıkabilecek güç ve çeviklikte olduğumuzu görmelerini istedim. Test hazırlıklarınızı yaparsınız. Evet, sultanım. Beni emretmişsiniz sultan. Ertuğrul Bey'den bir ulak geldi Saadettin. Öyle mi? Ne diyor Ertuğrul Bey sultanım? Ertuğrul Bey Karacahisar Kalesi'ni fethetmiş. Çok mu şaşırdın? Sevinçten sultanım. Sevinçten nutkum tutuldu. Ertuğrul Bey, o Ares itinin kellesini de Karacahisar Kalesi'nin kapısına asmıştır inşallah. Ares iti kaçmaya muvaffak olmuş. Artuk Bey, önemli bir mektup buldum. Ne yazar? Bir Selçuklu emirinin isteği üzerine Hanlı Pazarı satın almak için Bahadır Bey'e altın verildiği yazar. Emin misin Maria? Eminim. Sen aramaya devam edersin. Benim Ertuğrul Bey'in yanına varmam lazım. Senden Karacahisar Kalesi'ni ve dahi Söğüt ve Domaniç'i Ertuğrul Bey'e yurt olarak verdiğimi bildiren bir mektup yazmanı isterim Saadettin. Sultan. Ertuğrul Bey yiğitliğiyle, size olan sadakatiyle her şeyin en iyisini hak ediyor. Muhakkak. Lakin böyle bir imtiyazı hiçbir beyinize vermediğinizi size hatırlatmak isterim. Korkarım. Bu diğer beyler arasında husumete yol açacaktır. Hayır. Tam aksine. Hepsi Ertuğrul Bey gibi gözü kara olmayı öğrenecekler. Sadece bana tabi beylerim değil, sarayımda kulum olan herkes. Devletimiz iki cihanda düşmanlar arasında ayakta kalmaya çalışırken en çok ihtiyacımız olan şey cesaret ve sadakattir. Ertuğrul Bey'de olduğu gibi. Ertuğrul Bey beni görmek ve kalenin fethinden elde edilen ganimetin beşte birini vermek için bizzat Konya'ya geleceğini yazmış. Sultanım, ben sizin Erzurum ve Ahlat'a orduyla varıp sınırlarımızı teftiş edeceğinizi, daha sonra yazı zevceniz Hunat Hatun'la birlikte Alaiye'de geçireceğinizi bilirdim. Ertuğrul'u görmek için seferimi bir müddet erteleyeceğim. Bana
ve Ertuğrul Bey'e kurulan tuzaklar ve ihanet için elinde yeni deliller var mı Saadettin? Yakında sultan. Çok az bir vakit kaldı. Pek yakında her şeyi öğreneceksiniz. Senin de öyle Saadettin. Senin de çok az vaktin kaldı. Ben de imdi seni almıştım artık bey. Eyvallah beyim. Lakin mühim bir mesele vardır. Hayırdır inşallah. Beyim, bunu müsait olduğum vakit baş başa konuşsak daha münasip olur. Eyvallah. Dediklerimi Rum ahaliye iletirsiniz. İmdi gidebilirsiniz. Buyurun. Maria mühim bir mektup buldu. Selçuklu emirinin isteği üzerine Hanlı Pazarı satın almak için Bahadır Bey'e altın verildiği yazmaktaymış. Demek Selçuklu emirinin isteği üzerine. Emir Saadettin. Gayrı oyunların bitti. Devletimizin üzerine çöreklenmiş sırtlanlar ayyuka çıktı gayrı Artuk Bey. Ne yapacaksın beyim? Sultanın yanına giderken bu mektubu da yanımda götüreceğim. Gayrı bu mektup Emir Saadettin'in idam fermanıdır.